Songuç Akademi'den herkese merhabalar. Kimya her yerde ünitesini tamamlamıştık arkadaşlar. Çözülmemiş yer bırakmayacağız şimdi bir de soru çözümü yapacağız. Bununla alakalı ve bütün eksiklerimizi de gidermiş olacağız. Programda neler var şöyle hep birlikte bir göz atalım. Bugün kimya her yerde soru çözümü dersini yapıyoruz. Ardından coğrafya, biyoloji, matematik, din, İngilizce, sonra tekrar coğrafya, fizik ve İngilizce şeklinde ay boyunca derslerimiz devam ediyor olacak. Hiçbir dersi kaçırmıyoruz arkadaşlar. Programa eklentilerden ulaşmanız da mümkün olacak arkadaşlar. Peki ödevlendirmemizi şöyle bir hatırlayalım sıfırdan ona kimya kitabı üzerine çalışıyorduk. Neler yapmıştık? Üniteyi tamamlamıştık artık. Ve tabii ki kitabı da böylece tamamlamış olacağız. Kimya her yerde 174'ten 204'e kadar arkadaşlar çalışılmamış, çözülmemiş yer bırakmayalım. Kitabımızda neler vardı hem de konuyu şöyle hep birlikte baştan sona gözden geçirmiş olacağız. Temizlik maddeleriyle başlıyorduk. Temizlik maddelerinde konu anlatımı ardından bununla ilgili sorular. Sonrasında temizlik maddeleriyle devam ediyoruz. Polimerlerde devam ediyoruz. Geri dönüşüm kısmı, konu anlatımı ve sorularla devam edeceğiz. Kozmetik malzemeler, ilaçlar, bununla birlikte de yaygın günlük hayat kimyasalları bölümü bitiyor. Sonrasında taray geç kısmı bizi bekliyor olacak. Ardından gıdalar bölümüne geçeceğiz. Ünitemizin ikinci bölümü olarak gıdalarla ilgili hazır gıdalarla başlayacağız. Ardından yenilebilir yağ türleri diyeceğiz ve endüstride yağlarla birlikte ve yenilenebilir yağların yanlış kullanımı şeklinde konumuzu tamamlayacağız. Ardından da tarama testleri ve bölüm testleriyle birlikte ünitemizi tamamlamış olacağız. Buraya kadar arkadaşlar çalışılmamış, çözülmemiş yer bırakmayalım. Sonrasında çalışacağımız bir diğer kaynakta Dinamo Kilimya kitabıydı. Hala daha bitirmemiş olanlar varsa lütfen ödevlerini bir an önce yapsınlar. Böylelikle üniteyi de seneyi de kapatmış olsunlar. Ee, Kimya her yerde. Burada 193'ten başlıyor 226'ya kadar. Her yeri çalışmış olacağız arkadaşlar. Böylece yine bu kitabı da tamamlamış olacağız. Burada da yine aynı şekilde temizlik maddeleriyle başlıyoruz. Her sayfanın ilk kısmında bir çözümlü örnek karşımıza çıkıyor ve çözülen örnekle ilgili dört tane soru aşağıda bizi bekliyor. Bu şekilde konuları tamamladıktan sonra ünitenin sonuna geldiğimizde de ünite sonunda tabii ki sürprizli bölümler bizi bekliyor olacak. Ünite tamamlandıktan sonra ünite tekrar testleri ardından ALFL yani fen Sesi'nde okuyan arkadaşlarımıza yönelik testler. ÖSYM tarzı soruların bulunduğu bir test ve son olarak yazılı tipi soruların bulunduğu bir testle birlikte hem üniteyi hem seni kapatmış olacağız. Her iki kitabımızda da çözemediğimiz herhangi bir soru olursa kare kod yardımcımız olacak. Video çözümü sayesinde bütün eksiklerimizi gidermemiz mümkün olacak arkadaşlar. Güzelce ödevlendirmemizi de aldığımıza göre soru çözümlerimize başlayalım. Her soruda da şöyle tekrar ede ede gidiyor olacağız. Konuyla ilgili bilmemiz gereken önemli noktalar üzerine konuşuyor olacağız. Hemen başlayalım o zaman. Bu maddelerden hangileri kozmetik üründür diye sormuş. Arkadaşlar kozmetik ürünleri tanımlarken nasıl tanımlamıştık demiştik ki güzelleşme amacıyla kullanılan bütün maddeler kozmetik ürün kategorisine girer. Bakın ilaçlar kozmetik olarak değerlendirilmeyecek. Amaç burada önemli. Eğer güzelleşme amacıyla kullanıyorsak bu kesinlikle kozmetik ürün kategorisindedir. Peki bakalım şıklarımıza neler varmış? Parfüm. Parfüm güzelleşme amacıyla kullanılan bir maddedir dolayısıyla yani hoş görünme veya hoş kokma e, amacıyla kullanıldığı için doğrudan e, kozmetik kategorisine girecek. Saç boyası benzer şekilde e, kozmetiktir. Sabun ve deterjan arkadaşlar bunlar temizlik amacıyla kullanılan maddelerdir. Dolayısıyla kozmetik kategorisini alamayız. Şar saç jölesi ve nemlendiriciler bunların tamamı e, kozmetik kategorisine girecektir. Dolayısıyla ay, hangileri demiş 1, 2, 4 ve 5 şeklinde sorumuzu cevaplayabiliriz. Bunların tamamını kozmetik kategorisine koyarız. Bir diğer sorumuza geçecek olursak. Burada da demiş ki hazır gıdalarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle hazır gıdaları bir tanımlayarak başlayalım. Bir gıda maddesinin hazır gıda kategorisinde değerlendirilmesi için koşul neydi? Ya bir katkı maddesi taşıması gerekiyordu. Katkı maddesi sayesinde raf ömrü uzatılıyor olabilir, daha e, albenisi artırılıp görüntüsü güzelleştiriliyor olabilir veya tatlandırılıyor olabilir, renklendiriliyor olabilir, herhangi bir katkı maddesi kullanılıyor olabilir. Bu onu hazır gıda haline getirir veya sütten bahsediyorsak özellikle UHT veya pastörizasyon gibi ısıl bir işleme tabi tutulmuşsa gene aynı amacı güden hamleler oldukları için bunları hazır gıda kategorisine alırız. Peki öncülerimiz neler söylemiş? Gıda katkı maddeleri içerir. Şimdi gıda katkı maddeleri içermesi kısmı tabii ki doğrudur. Katkı maddesi içerdiği için onu biz e, hazır gıda kategorisine alıyorduk. Günlük hayatta kullanım alanları çok yaygındır. Herhangi bir markete gittiğimiz anda ortalık hazır gıdalarla dolu oluyor. Dolayısıyla bu ifademiz doğrudur. Hatta günümüzde neredeyse tükettiğimiz bütün gıda maddeleri hazır gıda kategorisinde sayılıyor. Çeşitli katkı maddeleri kullanılarak raf ömürleri uzatılır katkı maddelerinden. E, çoğunun amacı aslında bu. Dayanıklılığını artırmak uzun süre rafta kalabilmesini sağlamaktı. Dolayısıyla bu ifademiz de doğrudur. Her üç ifadede hazır gıdalarla ilgili doğru olduğu için cevabımız tabii ki E seçeneğinde yer alacak. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi ilaçlarla ilgili bir soru var karşımızda. İlaçları şöyle genel anlamda özetleyecek olursak demiştik ki ilaçları kullanım şekillerine ve ihtiyaçlarına göre farklı formlarda değerlendirebiliriz. Katı formda, yarı katı formda veya sıvı formda ilaçlar olarak değerlendirebiliyorduk. Şurup türü ilaçlar kullanmadan önce çalkalanmalıdır diyor. Peki şurup türü sıvı türde ilaçlara giriyordu. Ağız yoluyla tüketilen e, ilaç türüydü arkadaşlar ve bir çözeltiydi değil mi? Etken maddenin e, tadının bastırılmasını sağlayan bir çözelti şeklindeydi. E, çalkalanmalı mı? Kesinlikle çalkalanmalı. Çünkü etken maddenin şurubun her yerine dağılmasını sağlamamız gerekiyor ki istediğimiz karşılığı bulabilelim. Dolayısıyla bu ifademiz doğru. Merhem türü ilaçlar damar yoluyla alınır diyor. Damarın üstüne ya da damarın içine herhangi bir şekilde merhem sürmek mümkün değil. Merhem yarı katı ilaç formundaydı. Mukoza yoluyla veya deri yoluyla alınan ilaçlarda dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Enjeksiyon türü ilaçlar ağızdan verilir diyor. Bu ifademizde yine yanlış. Çünkü enjeksiyon ya da iğne türü ilaçlar diye değerlendirebileceğimiz ilaçlar damar yoluyla veya deri altına gönderilen ilaçlardı. E bu sayede de çok daha hızlı bir şekilde etki alınması mümkün oluyordu. Tablet türü ilaçlar bebeklere verilir arkadaşlar. Tablet yani hap formundaki ilaçlardan bahsediyoruz. Ağız yoluyla alınan ilaçlardır e ve bebeklerin bunu kontrol etmesi çok zor olduğu için bebeklerde asla tablet tür ilaçlar kullanılmaz. Yetişkinlere özel ilaçlardır bunlar. Aerosol türlü ilaçlar damar yoluyla alınır yine yanlış bir ifade. Aerosol dediğimiz yapı hani karışım türlerinden de hatırlayalım. Katı gaz veya sıvı gaz karışımlarına aerosol ismini veriyorduk. Dolayısıyla bu tarzda ilaçların ağız yoluyla alınması ya da burun yoluyla alınması sprey şeklinde tüketilmesi doğrudur. Damar yoluyla alınan ilaçlar enjeksiyon veya iğne şeklinde isimlendiriliyordu. Dolayısıyla hangisi doğrudur dediği için cevabımız tabii ki A seçeneğinde yer aldı. Bir diğer soruda diyor ki yukarıdaki tabloda verilen bilgilerden hangilerinde Tek işareti doğru yere yazılmıştır ya da biz doğrusunu dolduralım bakalım. İlaç bileşiminde bulunan canlıda fizyolojik etki gösteren bir veya birkaç kimyasal madde karışımına etkin madde adı verilir. Arkadaşlar bu ifade tabii ki doğru bir ifadedir. Şu şekilde gösterelim. E kimyasal etken madde vardı bir de yardımcı maddeler vardı. Biz bu sayede e, etken maddenin vücuda katılmasını sağlıyorduk. İlaçlar hastalıklardan korunmak ve tedavi etmek amacıyla kullanılır. Tabii ki yine doğru bir ifadedir. ilaçların temel amacı buydu zaten. Tablet, drage, kapsül gibi ilaçlar katı formda üretilirler arkadaşlar. Bu da yine doğru bir ifademizdir. Bunu tikleyerek gösterebiliriz. Hani üçünü de doğrudur diye kabul edebiliriz. E, bu ilaç türlerinin tamamı katı formda ve ağız yoluyla tüketilen ilaçlardı. Yukarıdaki ifadelerden hangileri gıdalarda katkı maddelerinin kullanım amaçları arasında yer alır? Şimdi katkı maddelerini hatta bunları böyle E kodları ile gösteriyorduk hatırlarsınız farklı amaçlarla kullanılan katkı maddelerine farklı E kodları veriliyordu. Böylece biz gıdaların etiketi üzerinden hangi katkı maddelerinin kullanıldığını tespit edebiliyorduk ve buna göre aslında hazır gıdaları tüketirken ve alırken e, bir güzergahımızı yolumuzu çizebiliyorduk. Şimdi bunlar neler olabiliyor peki? Hangi amaçla kullanılabiliyor? Gıdanın biyolojik ve besleyici değerini korumak bu e, katkı maddeleri arasında olabilir arkadaşlar. E bozulmasını engelleyerek e, daha besleyici hale getirmesini sağlayabiliriz. Gıdalarda istenilmeyen değişiklikleri engellemek yani bozulma, çürüme, renk değişimi gibi özelliklerin önüne geçmek, değişikliklerin önüne geçmek için koruyucu bazı gıda madde, katkı maddeleri kullanılabilir. Bu da yine tabii ki katkı maddeleri arasında yer alır. Bu bozulmayı engelleyerek istenmeyen değişiklikleri engellemek e aynı zamanda tabii ki hem sağlığımız için önemli bir etkiye sahip olacaktır hem de raf ömrünün uzatılmasını sağlar bu şekilde de e tabii ki bunların üreticileri zarar etmekten kurtulmuş olur. Gıdaların bozulma ve mikrobiyal gelişmelerini engellemek arkadaşlar aynı şekilde mikropların üremesini, bozulmasını, çürümesini engellemek için koruyucu bazı gıda katkı maddeleri kullanılmaktadır. Üçü de e, kullanım amaçları arasında olduğu için tabii ki 1, 2 ve 3 şeklinde sorumuzu cevaplandırabiliriz. Polimerler yine e, konumuzun içeriğinde yer alan bir kısımda arkadaşlar. Polimerlerle ilgili yukarıda verilen ve kullanım alanı eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi Polimerleri şöyle bir tanımlayarak hatırlayarak başlayalım. Monomer denilen küçük moleküllerin, binlercesinin bir araya gelerek tek bir büyük molekül oluşturması işlemini tepkimesine polimerleşme tepkimesi diyorduk. Ve bu şekilde elde edilen maddelere de polimer adını veriyorduk ve farklı farklı fiziksel özelliklere sahip olan polimerler üretme şansına sahip oluyorduk arkadaşlar. E, tabii ki monomerinden yola çıkarak polimere isim verilebiliyordu. Mesela polietilen PE şeklinde sembolize edilen bu polimer etilen monomerinin polimerleşmesi sonucu elde ediliyordu. Veya eten bileşiği, e, tetrafluoreten monomerinin polimerleşmesi sonucu elde edilen bileşikte arkadaşlar, polivinil klorür, vinil klorür monomerinden elde edilen ve PVC şeklinde gösterilen e, polimer maddeydi arkadaşlar. Şunu unutmuyoruz. Yaygın adıyla politetrafluoroeten Teflon şeklinde bilinen mono, polimer maddeydi arkadaşlar. Şimdi yanmaz yapışmaz tava tencere üretiminde tabii ki teflon tava tencere şeklinde yaygın hayatta günlük hayatta da bildiğimiz e, polimer mevcuttu dolayısıyla bu iki ile eşleştirilmelidir kapı pencere üretiminde hani PVC pencere şeklinde biliyoruz aslında bu polivinil klorür e, polimerinden elde edilen maddelerdir dolayısıyla bunu B ile eşleştirebiliriz. naylon poşet kablo kılıfı çöp sepeti gibi maddelerin üretiminde de etilen monomerinin e, polimerleşmesi sonucu elde ettiğimiz poli etilen bileşiği kullanılır. Dolayısıyla bunu C ile eşleştirebiliriz. C, A, B şeklinde eşleştirme olması gerekiyor. Yani cevabımız tabii ki A seçeneğindedir. Temizlik maddelerine gelecek olursak arkadaşlar temizlik maddelerini şöyle genel olarak değerlendirecek olursak tabii ki en başta sabun ve deterjanlar geliyordu. Öncelikli olarak değerlendirmemiz gereken e, temizlik maddeleri buydu. Sabun ve deterjanların aslında temizleme prensipleri birbirine çok benzerden yani şöyle bir yapı olarak değerlendiriyorduk. Bir karbon zinciri vardı. Bu karbon zinciri apolar kısmı oluşturuyordu ve ucunda da bir baş kısmı vardı. Eğer burası sabundan bahsediyorsak sodyum içeriyordu. Yağ asitlerinin sodyumlu bileşiklerinden, sodyum tuzundan bahsediyorduk. Yani e, sabunu sodyumun e, tuzu olarak değerlendirebilirdik, deterjanları da sülfonat tuzları olarak değerlendirebilirdik. Sabunlar e, hayvansal veya bitkisel yağlardan üretilirken, deterjanlar petrol ürünleriydi. E, eğer sodyum kullanırsak sert ve katı sabun elde ederken veya beyaz sabun elde ederken, potasyum kullanırsak yani burada potasyum tuzunu oluşturursak bu defa Arap sabunu elde ediyorduk veya sıvı sabun elde etmiş oluyorduk. Kireç kaymağı ve çamaşır suyu ise e, de Dezenfekte edici olarak kullanıyorduk arkadaşlar. Hijyen amacıyla kullanılan mikrobi, mikropları öldürme özelliği bulunan ve artıcı etkiye sahip olan temizlik maddeleriydi. Sert sabun, e, Arap sabunu veya deterjanların bu yapısının temel özelliği ise apolar ve polar kısımları birlikte içermesi. Dolayısıyla hidrofob yani suyu sevmeyen bir kuyruk ve hidrofil yani suyu seven bir başlıktan oluşmaları bu da onların e yüzey aktif özellik göstermelerini sağlıyordu bu şekilde apolar kirleticilerin yüzeylerden uzaklaştırmalarını sağlıyorlardı. Şimdi güzelce özetlediğimize göre hangisi yanlışmış bir bakalım. Kireç kayma ve çamaşır suyu hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddeleridir arkadaşlar. Bu tabii ki doğru bir ifadedir organik kirleri temizlemek için yani apolar özellik gösteren kirleri özellikle temizlemek için sabun ve deterjan kullanılır. dedi ki hidrofob ve hidrofil kısımlar içeriyorlar. Bu sayede apolar kirleticileri su tek başına yüzeyden uzaklaştıramazken suyun içerisinde bu maddeleri çözdüğümüz zaman bir köprü vazifesi gördüğü için suyun bu apolar kirleticilere tutunmasını sağlıyordu. Dolayısıyla da temizliğini bunlar sayesinde gerçekleştirebiliyorduk tamamının hidrofil ve hidrofob kısımları vardır diyor. Arkadaşlar tamamının ifadesi hemen zaten bunun yanlış olduğunu aslında bize gösteriyor. Evet. Sabun ve deterjan için bunu söyleyebiliyoruz ama kireç kaymağı ve çamaşır suyunda bundan bahsedemiyoruz. Onlar daha çok hijyen amacıyla ve ağartma amacıyla kullanılan temizlik maddeleriydi. Kireç kaymağı reçel yapımında kullanılabilen bir temizlik maddesiydi aslında. Dolayısıyla gıda kısmında da yine kullanım alanı var. Çamaşır suyu mikro öldürücü yani mikropların temizlenmesini sağlayan ve hijyen amacıyla kullanılan bir maddeydi. Bu ifademizde gayet doğru bir ifade. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde. Unutmuyoruz arkadaşlar çamaşır suyu sodyum hipoklorit bileşiğiyken kireç kaymağı kalsiyum hipoklorit bileşiği. Bir diğer soruya geçecek olursak. Yine hazır gıdalarla ilgili bir soru var karşımızda. Hazır gıdalarla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Yine e, katkı maddelerinin kullanım alanlarından biraz daha bahsediyor olacağız. Koruyucular gıdaların raf ömrünün uzamasını sağlar. Tabii ki doğru bir ifade bu. E, koruyucu kullandığımız zaman bozulmasını engeller. E, böylece daha uzun süre raflarda bozulmadan kalabilir. Renklendiriciler üretim ve depolamada bozulan rengin tekrar kazanılmasını sağlar. Veya hoş gözünme, gözükmeyen rengin. E, daha güzel gözükebilir hale gelmesini sağlar diyebiliriz. Emülsiyonlaştırıcılar karışımı tatlandıran katkı maddeleridir. Oysa ki emülsiyon dediğimiz maddeler arkadaşlar e, bulanıklığı gideren ya da homojenize eden e, maddelerdir. E, homojen görünüme sahip olmayan gıda maddelerinde emülsiyonlaştırıcılar veya bir diğer adıyla emülgatörler kullanılır ve daha homojen bir gıda maddesinin karşımızda olmasını sağlar. Dolayısıyla bu ifademiz yanlıştır. Hangisi yanlıştır diyor. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğince üçüncü ifademiz tabii ki yanlış bir ifadedir. Yukarıdaki ifadelerde doğru ve yanlış olarak değerlendirildiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi tek tek değerlendirecek olursak. Sıvı yağlar doymuş, katı yağlar doymamış yağlardır. <laughs> Bu genel anlamda zaten yanlış bir ifade çünkü tam tersi doymuş yağlar hayvansal yağlardır çoğunlukla bunu hani tereyağın örnek olarak verebiliriz ve katı yağlardır ya da margarinler doymamış yağların bitkisel yağların e, doyurulmasıyla elde edilen yağ türüydü onlar da katı forma örnek olarak verilebiliyordu. Dolayısıyla do doymuş yağlar katı yağlardır sadece. E, doymamış olup da katı olan palmiye yağı, palm yağı yağını olarak yağını değerlendiriyor biliyorduk. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Doymamış yağ özelliği gösteren e, bitkisel yağların büyük çoğunluğu sıvı yağlardı. Tereyağı, kuyruk yağı ve iç yağı hayvansal kaynaklı yağlardır. E Tabii ki doğru bir ifadedir arkadaşlar. Hayvansal yağlar olarak bunları elde ederiz. Yağların ihtiyaçtan fazla kullanılması şişmanlık, kalp damar tıkanıklığı gibi hastalıklara yol açar. Yine tabii ki doğru bir ifade olduğunu belirtebiliriz. Ee, yağların yeterli miktarda kullanılmasını sağlamamız gerekiyor. Şimdi buraya ulaştık. Bir numaralı çıkış olarak burayı değerlendirebiliriz. Diğer ifadelere de bakalım ama. Doymuş yağlar kandaki kolesterol miktarını artırır. Doymuş yağların bu şekilde bir özelliği var. Özellikle... E, trans yağlar kullanıyorsak, margarin tüketiyorsak bu doğru bir ifade olacak. Mısır özü yağı yüksek ısıya dayandığı için kızartmalarda kullanılır. Kızartmalarda daha çok kullandığımız yağ türü ayçiçek yağı olarak değerlendiriyorduk. Peki. Aşağıda beyaz sabunun kimyasal formülü verilmiştir diyor arkadaşlar. Az önce bizim de bahsettiğimiz gibi beyaz sabun yağ hayvansal veya bitkisel yağların sodyum tuzlarıydı. Bu yağ asitlerinin daha doğrusu sodyumun oluşturdukları Tuzlar burada A ve B kısmı olarak da aslında az önce çizdiğimiz gibi hani bir karbon zincirinden bahsettik. Burası şu A kısmına denk geliyor. Yani bizim hidrofob olarak değerlendirdiğimiz apolar kuyruğu temsil ediyor. COO-NA kısmı ise burada polar kısmı değerlendirdiği için yani şuradaki B olarak değerlendirilen kısım polar olduğu için suda çözünmeyi seven dolayısıyla da hidrofil olarak değerlendirdiğimiz kısımda. Yani burası... Bizim e, sabun veya deterjanımızın suya tutunmasını sağlayan hidrofob kısmı ise kire tutunmasını sağlayan kısımlarıydı. A ile gösterilen kısım kir ile etkileşir. E, hidrofob olduğuna göre, apolar olduğuna göre bu ifademiz doğru. B ile gösterilen kısım su ile etkileşir. Hidrofil dediğimize göre, suyu seven kısım dediğimize göre bu ifademiz de doğru. A kısmı hidrofili, B kısmı hidrofobdur diye yorumlamış. Oysa ki bunun tam tersini söyledik. A kısmı hidrofob, B kısmı hidrofildir. Hangileri yanlıştır diyor? Sadece üçüncü ifadenin yanlış olduğunu gözlemlemiş oluyoruz. Yine polimerlerden bahseden bir soru var karşımızda. Monomerlerin ard arda bağlanmasıyla oluşan moleküllere polimer denir dedik. Polimerlerin genel yapısını ise bu şekilde değerlendirebiliyoruz. Yani A ile sembolize edilen monomerlerin binlercesinin bir araya gelmesiyle büyük tek bir molekül yapısı oluşuyordu ve buna polimer adını veriyorduk. O zaman aile gösterilen kısma monomer denir bu ifademiz dolayısıyla gayet doğru bir ifadedir. Kauçuk, polietilen, sabun gibi maddeler polimer yapıya sahiptir. E, Oysa ki sabunları polimer yapıya örnek olarak vermemiz doğru olmayacaktır. E, çünkü bir polimerleşme tepkimesi ürünü değildir ancak kauçuk ve polietilen ...polimer yapıya sahiptir bu ifade. O yüzden sabun yüzünden yanlıştır. Protein ve karbonhidrat doğal polimerlerdir. Proteinler e, amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşan polimer yapılarıdır. Yani protein yapısını düşünecek olursak amino asit, monomer, protein, polimer görevi üstlenir. Karbonhidratlar da benzer şekilde glikoz buradaki bir monomer yapısı ise eğer... ...glikozlardan oluşan bir nişasta yapısını polimer olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla bu ifademiz doğru bir ifadedir. Yani birinci ve üçüncü ifadelerimiz doğrudur deriz arkadaşlar. Bir diğer soruya gelecek olursak gene polimerle ilgili bir soru var karşımızda. Aynı ya da farklı yapılı çok sayıda atom veya molekül içeren büyük moleküllere tabii ki çok büyük moleküllerden bahsediyoruz. Polimer adını vereceğiz tabii ki arkadaşlar. Polietilen e, e şeklinde gösteriliyor hangi e, monomerin polimerleşmesi sonucunda elde edilebilir? Aslında isminde saklı bu. Tabii ki etilen molekülünün, etilen monomerinin polimerleşmesiyle polietilen elde edilebilir. Poli tetraflor eten bileşiği arkadaşlar. Poli tetraflor eten tabii ki e, teflon olarak bildiğimiz polimer türüydü. Dolayısıyla birincisi polimer olacak ikincisi etilen üçüncüsü de teflon olacak cevabımız da B seçeneğinde yer alacak. O zaman güzelce sorularımızı da çözüp ödevlerimizi aldığımıza göre ne yapıyoruz ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum tekrar görüşmek üzere.